Sabır orduların en iyisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabır imanın yarısıdır. Hazreti Ali buyurdu ki, sabır musibeti kolaylaştırır. Yine şöyle buyurdu. Sabır en iyi teçhizattır. Hazreti Ali yine buyurdu ki, zorluklar karşısında sabretmek, genişlik halinde afiyet içinde yaşamaktan daha üstündür. Hazreti İmam Cafer-i Sadık buyurdu ki, şükür gibi hiçbir şey sevilen şeyleri çoğaltmaz ve sabır gibi hiçbir şey sevilmeyen şeyleri azaltmaz. Hazreti Ali buyurdu ki, sabrı kaybetmenin musibeti, musibetlerin en büyüğüdür. Hazreti İmam Ali buyurdu ki, sabırla mihnet azalır. Allah'ın sevgilisi Hazreti Ebu Zer'e yaptığı tavsiyesinde şöyle buyurmuştur. Eğer gücün yetiyorsa sevinç ve yakînle Allah için çalış. Eğer yapamazsan bil ki sevmediğin şeyler karşısında sabretmekte birçok hayır gizlidir. Hazreti Ali buyurdu ki, sabırla olayların zorluklarına karşı koymak mümkündür. Tahammülsüzlük mahrumiyet türlerinden biridir. Yine İmam Ali şöyle buyurmuştur. Akıl insanın arkadaşı, hilm insanın yardımcısı, iyi geçinmek insanın babası ve sabır orduların en iyisidir. İmam Cafer şöyle buyurdu. Mümin zorluklar karşısında sabretmek üzere yaratılmıştır. Hazreti İmam Bakır aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Her kim kendisini zamanın musibetleri karşısında sabretmeye hazırlamazsa aciz kalır. Hazreti Ali aleyhisselam buyurdu ki, güzel yakîn ve sabır azmiyle hüzünleri kendinizden uzaklaştırın. Yine şöyle buyurdu. Her kim sabrı kendine hakim kılarsa hiçbir soruna itina göstermez. İmam Ali yine şöyle buyurmuştur. Zorlukları gecenin karmaşık rüyaları gibi geçip giden dünya karşısında sabret. İmam Cevat şöyle buyurdu. Musibetler karşısında sabretmek, musibet gören kimsenin sıkıntısına sevinen kimse için bir musibettir. İmam Sadık buyurdu ki, aziz ve celil olan Allah bir topluluğa nimet verdi. Onlar şükretmediler ve bu sebeple o nimet kendileri için vebal oldu. Allah bir topluluğu da musibete düçar kıldı. Onlar sabrettiler ve neticede o musibet kendileri için nimet oldu.